Uzman görüşü diyor. Haftaya bu 3 altcoin alınır. Evet, buna bir bakacağız. ADA varmış, XRP varmış. Bir de Matic varmış. Bunlara bir bakalım. Haftaya bunlar alınır mı? Yani şimdi de alınır. Hafta sonu da alınır. Yani problem değil. Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere birçok kripto para mevcut piyasalar listesinin ortasında sistematik olarak yeni direnç seviyelerini test ediyor ve zorluyor. Evet. Muhtemelen bir süre daha aşılamayacak. Tabii volatilite kendini korur. Yarına kadar daha doğrusu hacim düşecektir muhakkak. Belki 12-13 milyarlara kadar tekrar bir geri çekilmeler olabilir yarına kadar. Ama hafta içi tekrar yüksek bir hacim seyrederiz gibi duruyor. Ama Kasım'ın sonuna kadar zannetmiyorum net kırılımlar geleceğini. 34.600-38.000 aralığında yüksek volatiliteyle işlem görür. Aşağı vurur, yukarı vurur. Kırılım yapmaz yani BTC, öyle düşünüyorum şu anda. Kasım sonunda sert bir yükseliş gelir ama tam anlamıyla bir kırılım. Bu durum daha az bilinen altcoin'lerin değer artışları için bir fırsat yarattı. Özellikle sağlam temellere ve umut verici teknik göstergelere sahip altcoin projeleri ilgi görüyor. Altta yatan blockchain mimarilerinde diyor, devam eden geliştirmeler yatırım topluluğundaki bu iyimser duyguya katkı sağlıyor. Kripto uzmanı Saboy önümüzdeki hafta için kar potansiyeli olan 3 altcoin'i seçti. Ha, önümüzdeki hafta yükseliş için mi diyor? Yani önümüzdeki hafta beklenti ne olabilir? Önümüzdeki hafta beklenti pozitif olabilir ama yine de dediğim gibi kırılım olacağını zannetmiyorum. 40 bin civarlarına yürüyeceğini. Yine 38 bin denemeleri gerçekleştirir. Mesela XRP'ye bir girip bakalım. Şu an XRP alınır mı? Kesinlikle alınır. 60 centler üzerinde gördüğünüz gibi nokta atışı bulunuyor. Tam destek pozisyonunu denemiş şu anda XRP Coin. Bir ara düşmüş, zorlanmış falan filan. Ama şu anda 60 centlerden yani güzel bir alım fırsatı var, onu söyleyebilirim. Buradan düşse bile en minimum 57 centlere kadar düşer nitekim buralardan da çok geri çekileceğini zannetmiyorum. O yüzden gayet iyi bir alım fırsatı var. Hani 57 centlerden almak tabii ki daha iyi olacaktır ama şu anda alınır. Çünkü adil değer olarak kıyas ettiğimizde pek çok altcoin'e göre XRP'nin fiyatı zaten şu anda daha düşük. 60 centi de. 61-62 centi de yani. O yüzden yine alım yapılabilecek sağlam bir pozisyonda duruyor. Mesela AVAX ve SOL'a kıyasen örneğin XRP'de şu an çok çok daha iyi bir alım fırsatı var. Çünkü daha az şiş. Onu anlatmaya çalışıyorum. Devam edelim şöyle adada ne var ne yok. Ya yani XRP şu an çok iyi. Bakın ben size bunu söylemiş olayım. Ada yine alınabilir mi? Ada da fena değil. Tabi diğer altcoin'lere göre yine biraz hani mesela XRP'ye kıyasla şiş gibi gözüküyor ama ada böyledir. Hani adada şiş tabiri çok doğru olmayacaktır. Çünkü ada zaten yorulmaz. Hani istikrarlıdır. Mesela sol patlar. Şimdi AVAX patlar. Bir yerden sonra başlar böyle akümülasyon yapmaya ve yorulmaya. Ve Bitcoin'in eline çok fazla bakacaktır. Ada da o kadar değil. Ada yine tabii ki Bitcoin'den etkilenir. Ama istikrarlı bir altcoin'dir. Ya çok şişti, şimdi durgunluk gelir. Bakış açısı ada için çok doğru değil. Çünkü yükselişleri de orantılıdır. Patlama şeklinde değil, istikrarlı yürür. Ada da 35 sent civarlarında şu an iyi bir alım fırsatı veriyor. Çok fazla yorulan bir altcoin değildir. Tıpkı Matic gibi. Ama bunlar gibi çok fazla altcoin yok. Mesela AVAX'la SOL pek o şekilde değil yani. Onlar birazcık yorulabiliyor. Şu anda Matic de iyi bir geri çekilme, sert bir geri çekilme yapmış. Bu kadar düşmeleri de güzel tabii. Hem alım fırsatı veriyorlar hem de yüksek bir volatilite ibaresi var tabii ki burada. O yüzden Matic de tabii 77 sent civarlarına kadar geri çekilebilir yine. Ve şu anda da iyi bir alım fırsatı veriyor Matic Coin. Ne diyor burada böyle? Yılbaşından bugüne diyor ada %51 arttı. Yalnızca geçtiğimiz ay %52 bir artış gerçekleştiriyor.
Stake ödülleri karşısında stake edilebilecekleri yerel token'a yönelik artan talebe bağlanıyor. Staking Reverse'un verilerine göre ADA, kripto paralar arasında staking piyasa değeri açısından 3. konumda. Cardano'a 17 Kasım itibariyle toplam 8,49 milyar dolarlık bir stake değerine sahip. O yüzden bu kadar güçlü zaten. Bakın, ADA'da ve Matic'te sürekli şu söylenir. Ya boğa sezonunda bile bunu söylüyorlar. Boğada bile. ADA için de bu Matic için de. Diyor ki ADA coin neden yükselmiyor? Hemşerim, ADA coin vallahi yükseliyor. Sen anlamıyorsun ADA'nın yükseldiğini. Bak ben bir şey göstereyim. 2020 Kasım 8 sent. 2021 Eylül 3 dolar. Aradaki farkı siz hesaplayın, tamam mı? Nitekim bak ondan önce 3 sent olduğu zamanlar 2020 Mayıs'a gidelim, tamam mı? Şimdi ne yaptı burada? Coin 1,5 yıl içinde 100x yaptı, doğru mu? Bak 1,5 sene içinde coin 100x yapmış. 70-75x'i ortalama 8-9 ayda yapmış. Tamam mı? Ama millet diyordu ki ADA neden yükselmiyor? Arkadaşım ADA yükseliyor. Sen sadece Binance'a giriyorsun ve bakıyorsun ne yükseliyor. Yani sana şu lazım. Bir günde 5x görmen lazım. ADA onu yapmıyor. ADA bir günde %10-20 yükseliyor. Bak sürekli yükseliyor. En iyi zamanda bile 2 kat artıyor belki bir günde tam bir boğada. Ama sürekli artıyor. Yorulmuyor. Muhammed Ali gibi dövüşüyor yani. XRP evet. XRP öyle değil. XRP harbiden çok sağlam patlayan kripto paralardan bir tanesi. Çok sert patlıyor yani patladığı zaman. Öyle böyle değil. O yüzden kısmen sürprizlere çok açık. Mesela ben hep derim ki XRP'de bu sezon 12 dolar bekliyorum. Şimdi adam biri çıkıp diyor ki 25 dolar olur. Olmaz diyemem. Yani çünkü XRP hani ne yapacağı çok belli olmuyor bu konuda. 1,35 dolar hedef aralığına hızlı bir artış beklenmesini destekliyor. Mesela Google Bard da XRP coin için 2023 fiyat tahminini 1,1 dolar olarak belirlemiştir. Mümkündür 1,35'lerde 2024 başı gibi olabilir. Matic'ten bahsediyor. Matic zaten kısa zaman sonra Poly olarak yeniden markalaşacak. Çok güçlü olacak. Buradaki 3 altcoin de çok güçlü. Yani gayet iyi bir pozisyondalar. Bu sezon içerisinde de çok çalışır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.